Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber eskisi gibi green screen'e döndük ve buna özel sizlerden arkadaşlar eski tayfadan özellikle like bombalaması bekliyorum. Yeniyseniz kanala abone olun ve bildirimleri kesinlikle açın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile'de FUT Draft oynayacağız. Bakalım neler yapacağız, nasıl bir kadro kuracağız. Sonrasında arkadaşlar artık FIFA Mobile hesabıma gireceğim ve ondan ne etkinlikler gelmiş, neler gelmiş göreceğiz. Onları da yapacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş videolarda yavaştan artık ısınalım YouTube'umuza. Green screen'imizde gördüğünüz gibi artık oluştu. Haydi bakalım arkadaşlar. Yeniyseniz de abone olun, bildirimleri açın. Her neyse arkadaşlar, hemen tam ekranı kapatıp like attığınıza göre şöyle girelim. Ve arkadaşlar ilk olarak direkt ben zaten açtım ekranı. Böyle bir diziyle çıktı karşıma. Normal draft yapacağım. Sonrasında değişik tarzda draftlar yapacağım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da beğenin. Yani has tayfa like atsın dedim de yenilerde şöyle bir like atabilir. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman vakit kaybetmeden çok fazla draft yapmak istiyorum. Bastım ve kaleci Fabricio'yu aldık. Beşiktaş'ın eski kalecisini aldık ve elit geldi ve Higuaín geldi. Güzel. Higuaín'i şu anda Soldado'ya benzettim abi. Fenerbahçe Giresunspor maçında Soldado aşırma gol attı. Bunu muhtemelen çoğunuz görmüşsünüzdür. O anki tipini şu an çok nedense benzettim. Ve bir Fenerbahçeli oyuncu geldi, Stoh, eski Fenerbahçeli, ama ben tabii ki Insigne'yi alacağım. Kimya önemli mi? Evet. Hiç düşünmedim onu. Neyse, şu anda İtalya Ligi'nden gittiğimiz için çok hoş. Ve yine İtalya Ligi geldi ve Reme'de Leme çıktı. Bence saçma ama şöyle yerlerini değiştirirsek kimya falan artmadı. Tamam. Yere göre kimya zaten işlemiyor galiba. Bunların hangisi İtalya Ligi'nden bilmiyorum ama bu İtalya Ligi'nden değilmiş ama İtalyanmış arkadaşlar. Diğerleri zaten İtalya Ligi'nden değildi. Yüksek bir ihtimalle bayağı. Çok heyecanlıyım. Green screen geldi yeniden. Haydi bakalım abi. Umarım güzel bir video olur. Elit çıkmadı bayağı bir. 82 falan arkadaşlar zaten rating rekorları. O kadar kolay değil. Gerçekten insanlar bayağı zorlanmış derken 2 tane geldi. Ama ben tabii ki Marcio'yu almayacağım. Kimya da lazım. Kimya ile şeyin toplamını en yüksek seviyede yapmak istiyorum ama şu an yani 2 rating falan fark edince de kimyayı düşünelim. Yani o kadar zamanda düşüreceğiz zaten. Kaleciyi zaten aldık. Arkadaşlar 80 rating 21 kimya oldu. Yer değiştirme falan yapsak ne olur? Şöyle bakalım. Bu şekilde oldu. Hiçbir şey olmadı. Start over diyelim. Yeniden bir tane daha normal draft gireceğim arkadaşlar. Normal draft'a girmek istedim çünkü şu an. Hemen başlatalım abicim ve tam Rashford'la başladık. Ama oyuncular gerçekten mevki olarak çok saçma geliyor. Rashford'la başladığımıza göre İngiltere Ligi'nden başladık. Burada bir tane İtalya Ligi galiba, Atalanta. Çünkü arkadaşlar uzun zamandır çok PES falan yani oynamıyorum. Ve hani çok fazla futbol takip ediyorum maç golükten falan ama gerçekten düşen takımlar oluyor. Ben bunu 2 sene sonra falan fark ettiğim oluyor. Eskiden bu hiç olmazdı. Sürekli başka takım düşüp başka takım lige çıkıyor çünkü. Bu ara çok oluyor. Haydi bakalım. Yani aynı takımlar düşüp çıkıyordu sürekli önceden ama şimdi bu ara çok farklı takımlar olmaya başladı. Futbolları herkesin değişiyor. Bütün futbollar geliştiği için artık yerinde sayan kişi çıkamıyor. Joseph de Sosa geldi ama kimyamız çok düşük oldu ve zaten elit de gelmedi. Bu kadro hiç güzel olmadı. Bari bir kimya yapalım. Çok hoş olacak. Keşke şu şeye yedekleri de koysalar. En yüksek neyse onları aldım. 76 oldu. Son bir kez daha yapacağım bunu. Sonrasında da arkadaşlar challenge'lı draftlara geçeceğim. Çok hızlı kuracağım şu an bunu. Çok yapasım geldi. Sol kanadı açalım. İlginç arkadaşlar. Mesela sol kanattan santrafor çıktı daha çok. Santrafor'dan da daha çok sol kanat çıktı. Buradan da bayağı bir santrafor çıktı evet yine ve ama santrafor'dan da sol kanat çıktı sadece. O da ilginç. Hiç düşünmüyordum kimyayı. Şimdi bir düşün. Zaten 80 üstü kimya olmadığı sürece kimya önemli değil. 80 üstü rating olmadığı sürece ve bunu da unutmuştuk. İyi aklıma geldi. Neyse. O yüzden kimya yapmak aşırı derecede zor. Hadi abi bir tane stoper ver hem de Brezilyalı olur. 80 ratingi geçen bir tane stoper istiyorum. Hadi. Çok isterim şu an. Brezilyalı olsun veya İngiltere Ligi'nden. Haydi be. Çıkmadı. Belki buradan verir. Ver. Hadi be. Vermedi. Neyse arkadaşlar maksimum bu kadar olur zaten. Bunu buraya alırsam da şunu da şuraya alırsam belki şöyle. Kimyayı 12 yapabildik ama kimyanın 12 olmasındansa kadro daha düzgün olsun. Daha mantıklı. Evet arkadaşlar hemen eve dönüyoruz. Ve bir dakika niye eve döndük ya? Şöyle geri gelelim. Evet. Arkadaşlar şimdi actionable draft burada da ama bak burada rekorlar zaten 83 burada da 81. Ronaldo geldi. Tamam normal draftsa bile Ronaldo geldi. Bir dakika belki güzel bir draft olur. Evet normal draft açmışız. Niye böyle açıldı bilmiyorum ama ben ligden açmaya çalıştım. Ama güzel gidiyor ya bu kadar güzel olabilir. Hadi bir tane defans ama elit. Elit bir defans istiyorum. Haydi. Bir tane elit defans istiyorum. Sadece bir tane elit defans. Azıcık bir şey kimya yapsa yeter. Çıkmadı ya. Hadi sol bekten bir tane elit defans çıkar mı? Cık, çıkmadı abi. Vallahi şu an hayal kırıklığına uğradım. Ne güzel de gidiyorduk. Ne güzel de gidiyorduk ama elit defans çıkmadı. Olsun, bir elit daha çıkar mı? Çıktı. Oo, hem de David Silva. Rating var ya 80 olacak gibi. Kimyayı hiç önemsemeyelim bari. Zaten kimyayı önemseydik de David Silva'yı alacaktık. Ve abi orta saha full İngiltere Ligi'nden çıktı. Rating arttırmanın şansı yok ama gerçekten ilginç. Bunu da gördük arkadaşlar. 79 yani en iyimiz buydu. Bunu niye açamıyoruz abi? La Liga açalım mesela. Heh, açıldı, tamam. Evet arkadaşlar, La Liga'dan kuruyoruz bakalım şimdiye. Griezmann geldi. 85 rekorlar var. Biz bunları geçmemiz lazım kesinlikle. Evet, Malcom ve Iago Aspas. Yine iki tane daha elit. Haydi abi. Bundan sonra full elit gelirse diyecektim ki işte bir şom ağzımı açmasam çok hoş olacak. Tamam, elit devam. Elit. Elite devam abi. Elite devam demiştim. Elite devam diyoruz. Gelmedi abi. Evet. Ama vuracağız. İtalya Ligi de deneyeceğim. Sonra da bir de Premier Lig deneyeceğim. İki lig daha deneyeceğim. Bakalım hangi lig daha üstün çıkacak arkadaşlar. Kalecimiz de Gerrit geldi. Bakın burada 80 rating yaptık. Lig 1 açıldı. O zaman Mbappe'li falan bir kadro kuralım. Neymar'lı Mbappe'li. Güzel olur. Haydi bakalım. Mbappe dedik o kadar. Mbappe de gelir herhalde değil mi? Ayıp ettin. Mbappe şu an bizi ayıp etti arkadaşlar. Gelmeyerek. 75 rating. Ve yes. Evet. Güzel. Bir elit daha verirsin. Güzel oldu. Bunu alalım. Bu daha hoş. Ama abi böyle sürekli ver ya. Sürekli 85 ratingi geçmemizi sağlayacak elitler vermeni istiyoruz. Diego Silva ve başka elit yok. Evet, daha elit çıkmaz zaten. Dedim ve çıktı. İki tane Diego Silva ama şu bozuk. Oha, bir tane Diego Silva. Ne kadar etki yaptı bakın. 28'den 55'e çıktı. Baya güzel oldu. Şimdi arkadaşlar hiç yapmadığımız bir tür ve en yüksek çıkan, en kaliteli olan Şampiyonlar Ligi draftı. Adam 88 rating yapmışlar yani. Biz de bir 85'i vururuz arkadaşlar herhalde. Haydi bakalım. Geliyor. Of. Kurtuğa ile başladık. Çok hoş. Ümtiti. Çok güzel abi. Hepsi elit gelirse var ya. Çok mutlu olacağım. Hadi abi hepsi elit gel. Yes be. Tüm ümidim gitmişti var ya, yemin ederim. Yani yemin etmeyeyim ama gerçekten çıkmayacak sandım. Çıktı. Çok güzel oldu. Haydi abicim. Devam. Elit. Evet, güzel, tamam. Hepsinden ver ama birer tane de olsa olur yani, fark etmez. Şu bütün oyuncular bir elit çıksın abi şu Şampiyonlar Ligi draftından. Hames Rodriguez bir en yüksek reytingleri alarak bir oynayalım. Rahim Sterling, Malcolm ve usta Neymar. Neymar yine buldu bizi. Ve Neymar. Evet, şimdi şöyle oynasak hiçbir şey değişmeyecek gibi duruyor. Evet, 40 kimya şu an. Evet, 40 en iyi böyle oldu herhalde. Yani değişir uğraşırsak ama 84 rating olmuş bu arada. Arkadaşlar bunda 85'i vururuz. Hatta belki rekor bile kırılabilir. Zor ama kırılabilir arkadaşlar. Neden olmasın değil mi? Hemen ne oluyor abi? Bak çok güzel geliyor bunlar. Bakın arkadaşlar şu an gerçekten güzel gidiyoruz. Çok hoş gidiyoruz. Lütfen bozulmasın bu. Lütfen dedim, bozulmasın abi. Modric işte Ronaldo aynı takım arkadaşı değil mi? Neden? Uyum yok. Gerçekten o uyumun olması lazım abi. Eskiden sonuçta olmuş bir gelişmiş bir uyum var. Lütfen yüksek ver. Şu an çok ihtiyacımız var. Abi o kadar elit çıkıyor. En yüksek 84. Gerçekten sıkıntı olacak bu bize ya. 4 tane de elit veriyorsun. Hepsi de yani en yükseği 84. Haydi abi 85'i geç ya. 85'i geçmen lazım. Şu an kesin geçmen lazım. 85'i verdi en azından. Ve 84 verdi. Ve ama 80 yani yavaş yavaş gelişiyoruz ve burada kimyayı da arttıracak bir sürü hamle yapabiliyoruz galiba. Evet 50 oldu. 50 kalsın şu an. Daha belki uğraşırsak biraz da artar ama gerek yok. Mesela şöyle yapsak ne olur? 47. Şunu şuraya alsak, şunu şuraya alsak. Aa bir dakika 60. 61 yaptık. Daha da artar mı bilmiyorum ama bu şekilde şimdilik kalsın arkadaşlar. Hemen ben start over diyeceğim. Ve 85 ratingi 86 rating çok yapmak istiyorum şu anda. Haydi bakalım, çok hızlı açtım. Cavani ile başladık. Sakin bir şekilde. Şöyle abicim yüksek bir elit. İşte 80 verdiğin zaman bir daha 80 verirse start over yapacağım. Tamam 84 verdi. Sakin olalım. Şimdi abi 85 üstü bir şey. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Buradan da bir stoper verecek kesin. Evet abi çok ters verdi. Niye verdi böyle bilmiyorum. Ve kimya olarak falan çok hoş oldu şu an takım. Sol taraf sol tarafla anlaşıyor. Sağ taraf sağ tarafla anlaşıyor. Çok düzenli geldi. Kesin elit geliyor galiba. Bunu anladık şu an. Buradan da sağ kanat çıkacak muhtemelen. Yok, buradan da sol kanat çıktı. Ve iki tane Koke oldu takımda. Bu da çok ilginç. Ama olsun. Kevin De Bruyne güzel abi. Ve bir tane daha Kevin De Bruyne ama bu sefer özel kartı. Haydi abicim 85'i geçir. 85'i geçirseydik şu an var ya çok güzel olurdu ya. Yani şu Draxler 85 geçseydi çıkmıştı. Hatta şu falan geçseydi. Ama 86 yapacağım. Ben kafaya koydum. Şu an kimyayı önemsemiyorum. 86 yapacağım. 88'lik oyuncumuz çıktı. 80 verme abi. Tamam, çok güzel. Ronaldo'muzu da aldık. Hadi abi 85 üstü. 85 üstü versen şunu olmuştu bak. Çok inanmıştım çünkü. Evet. 2 tane Ronaldo birden. Ama ben Bale alacağım arkadaşlar. Takım daha düzgün dursun. Gerçekten son anda olmazsa kusura bakmayın ama umarım beni anlayışla karşılarsınız. Ki karşılayacağınızı da düşünüyorum. Kadro şu an çok hoş gidiyor çünkü. Abi yapma bunu bana. 2 tane Ronaldo çıktı. 2. Ronaldo'yu almadım. Bu da benim umarım hatam olmaz. Ya bir ratingden de bir şey olmaz arkadaşlar. Haydi bakalım abi. Lütfen. Abi şu 2 tane Ronaldo'nun çıktığı elde yaptığın şey ayıp değil mi ya? 79 ne ya? 79 nedir? Yüzde kaç şansı var o? Oo abi şu 81'lik adam. Ya 85 rating oldu yine, yeter ya. Hadi abi artık. İstiyoruz. Mahrez'de 90 üstü falan ilk oyuncular zaten yüksek veriyor. Evet bu işte. Bir de Ronaldo çıkmaz artık. Ama abi De Bruyne çıkar. Ve kimyanın muazzamlığına bakın. Şu an çok güzel gidiyor. Sakin. 81. Yine İngiltere Ligi ver. Vermedi. Olsun. Haydi abi. 84 İngiltere Ligi'nden devam. Bir İngiltere Ligi daha. Muazzam bir oyuncu. 81 ne ya? 81 bizi bitirdi. Abi 84 üstü lütfen. Evet işte bu be. Hadi abi 3 tane bir Ramos falan. Abi bunu bana yapma ya. Vallahi ne güzel giderken bozma ya. Bozacak hiçbir durum yoktu şu an. Niye bozulduk ki? Arkadaşlar çok güzel giderken bir anki bozukluk direkt bitirdi bizi. Ama son bir kez daha bunu deniyorum. Sonrasında başka tür var mı bilmiyorum. Bakmadım ona ama bir dakika. Bir daha deneyelim. İlk oyuncu 84 çıkınca bir daha deneyelim. Ama of. Bunu çıkıp bir daha gireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden sonra var mı ona da bakalım. Yokmuş, tamam. Hemen abicim try diyelim. Yani. Ama bu birazcık uzun bir süre açılmayacak galiba. Direkt çıktığımız için. Onların bir süresi var galiba. Abi yapma bana bunu. Açıl işte ya. Abi direkt çıkmak hataymış, hileymiş, hurdaymış. O yüzden olmadı. Biz de o zaman bir Serie A deneyelim bakalım. Oldu, evet tamam, Serie A deneyebiliriz. Güzel. Mertens. Hoş, güzel. Gomez. Bunlar zaten abi artık 88 değil hedef. Yani şu an güzel gidiyoruz. Bir elit daha verseydi çok güzel olurdu. Tam o eliti istediğim an vermemesi ama sonrasında da Matuidi'yi vermesi çok hoş oldu aslında. Ama böyle devam edersek hiçbir hedefe ulaşamayacağız. Yani 73 yerine bari 79 çıksaydı daha hoş olabilirdi ve abicim yapma şunu ya. Hadi 84 Bonucci'ye haydi abicim lütfen. Skriniar ve 83 Manolas. 82 ratinglik bir takım kurduk. Evet arkadaşlar buradan çıkalım artık. Çünkü biz asıl kısmımıza geçelim. Buradaki rekorlara da bakalım abi. Ligin rekorları 85'miş. Biz 82 yaptık. Yani yine 3 yaklaştık. 3'ten fazla hiçbir rekora yaklaşamadık arkadaşlar şu ana kadar. O da biraz ilginç geldi şu an bana ama bu tur yaklaşıyoruz ya. Gerçekten bu tur yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu tur inandım yaklaşıyoruz. Salah da çıktı. Bence çok hoş gidiyoruz. Böyle devam. Ama şunu yapma ya. 84'ün altında verdiği zaman yani bir tane daha 84'ün altında verince kaybettik. Yani şu an kaybettik abi. 86 olmaz. 84'ün altında bayağı bir vermemesi lazımdı. Ve 84'ün altında vermiyor ama direkt 84 vermeye başladı şimdi de. Hadi bakalım abi. Belki bir umut şu an bakalım, yok ya. 85 falan olması lazımdı bunların. 89 verdi ama hep burada 78 oluyor zaten son oyuncuda. Kaleci de zaten 86 oldu, işte bu. Arkadaşlar bir umut yaklaşıyoruz aslında var ya. Bakın gerçekten şöyle yapalım. Güzel şu an. Şu an güzel. Sakin olalım abi. Kimya 49. Kimyayı da arttıralım. Şöyle 67'ye çıkartalım. Hiç şey değil. Hiç fena değil aslında. Bakalım abi bakalım. Bir tane daha başlatalım. Hadi abicim 86 yaptıysak biz hepsini yaparız ya. 86 ile başladık. 86 ile başlamamız hiç hoş değil biliyorum ama başladık maalesef. Sonrasında 83. Şimdi hiç bir tane bile 84'ün altında oyuncu almamamız lazım. Hadi abi yapma işte. Bak şunu ya, bundan sonra en azından almasak hoş olurdu ama aldık. İlla alıyoruz abi. Bu niye böyle oluyor ya? Bu 84'ün altındaki oyuncuları oyunun bana vermemesini istedikçe inadına oyun bana bunları veriyor. Güzel. Matuidi güzel. Şimdi bir tane daha usta çıkarsa aslında belki dönebilir derken 80 verdi ya. Bir git 79 ver o zaman. Ne heyecanlandırıyorsun elit diye. Yok abi yok. Bu arada Markovic çok mu az oynuyor? Niye oynamıyor mesela? Ben baktım istatistiklerine abi, adam 3 maç oynamış Markovic. Ve arkadaşlar son draftımızı da kuruyorum şu an. Son draft bu. Sonrasında da arkadaşlar artık videonun sonuna geleceğiz. Bir umut son draft daha kuruyorum. David Silva ve Javier Martinez. Tamam usta. Bir usta daha ver abi. Bir usta var mı buralarda? Yok. Tamam. Teşekkürler yine de. Sağ olun. Canın sağ olsun. Kuramadık arkadaşlar maalesef. Hani artık hepsi 85'in üstü gelmesi lazım ki 86 rating olsun. O da imkansız gibi bir şey ki gelmedi. Evet. Hepsi 85 üstü olması lazım. Yani bir tane daha, yani 89 şu an. Yok. Evet arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu green screen'e özel. Yani çok eğleneceğiz. Çok güzel şeyler olacak. Umarım siz de eğlenirsiniz arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanala şuradan abone olabilirsiniz. İsterseniz şuradaki iki videodan birine gidin ama hani artık hasret gidermek için gidersiniz yani. Ya da hatta şey yapayım, izleyiciler için kanalda en önerilen videoyu koydum. Oraya gidin arkadaşlar. Sizin için kanalımda en önerilen video. Bakalım neymiş. Bir de en son yüklemeyi koymuşumdur. Siz ona göre gidersiniz. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bay bay.